Merhaba sevgili arkadaşlar. Çarpıklık ölçüleri konumuza devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere ilk iki videomuzda Pearson çarpıklık ölçüleri ve kartillere dayalı çarpıklık ölçülerini anlatmıştık. Bu videomuzda da momentlere dayalı çarpıklık ölçülerini anlatmaya çalışalım. Momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü, ortalama etrafındaki üçüncü momentin standart sapmanın üçüncü kuvvetine bölünmesi ile elde edilmektedir. Momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü alfa 3 ile ifade edilir ve alfa 3 eşittir mü 3 bölü standart sapmanın küpü formülü ile hesaplanır diyoruz. Momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü daha önce anlatılan çarpıklık ölçüleri gibi yorumlanıyor. Çarpıklık ölçüsü sıfıra eşit olduğunda dağılım simetrik. Hemen altını çizelim arkadaşlar. Simetrik sıfıra eşit olduğunda dağılımın simetrik olduğunu, sıfırdan büyük yani pozitif olduğunda dağılımın sağa çarpık olduğunu ve negatif olduğunda ise dağılımın sola çarpık olduğunu arkadaşlar ifade ediyoruz. Serideki gözlem değerlerinin sıfırdan veya aritmetik ortalamadan farklarının çeşitli kuvvetlerinin aritmetik ortalamaların tamamına moment adı verilir. Momentler sıfır etrafındaki momentler ve aritmetik ortalama etrafındaki momentler olmak üzere ikiye ayırıyormuş arkadaşlar. Evet, sıfır etrafındaki momentler ve aritmetik ortalama etrafındaki momentler olmak üzere biz momentleri ikiye ayırıyoruz. Her iki moment çeşidinde sıfırdan veya aritmetik ortalamadan farkların derecesi momentin derecesi ile belirlenmektedir diyoruz. Basit seride XI değişkeninin sıfır etrafındaki R'inci momenti MR eşittir toplam XI'nin R'inci kuvveti bölü N formülüyle hesaplıyoruz. Sınıflandırılmış veya gruplandırılmış serilerde ise sıfır etrafındaki R'inci momenti MR eşittir toplam FI çarpı XI'nin R'inci kuvveti bölü toplam FI formülüyle hesaplıyoruz. Sıfır etrafındaki birinci moment için R1, ikinci moment için R2 ve sıfır etrafındaki R'inci moment için ise Rn formülü Rn olarak alıyoruz. Basit seride X değişkeninin aritmetik ortalama etrafındaki R'inci momenti mü R eşittir. Toplam XI eksi aritmetik ortalamaların farklarının R'inci kuvveti bölü N formülüyle hesaplıyoruz. Sınıflandırılmış ve gruplandırılmış bir seride X değişkeninin aritmetik ortalama etrafındaki R'inci momentini ise yine mü R eşittir. Toplam XI eksi aritmetik ortalama farklarının R'inci kuvvetinin FI değeriyle çarpımı bölü toplam FI formülüyle hesaplıyoruz. Bir serideki gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan sapmalarının toplamı sıfır olduğunda ortalama etrafındaki birinci moment mü 1 eşittir sıfırdır. Ortalama etrafındaki ikinci moment ise varyans değerini vermektedir diyoruz. Bu anlatmış olduğumuz bilgiler ve formüller ışığında örnek soruları yapmaya başlayalım arkadaşlar. Örnek 1 diyoruz. Basit serinin momentlere dayalı çarpıklık ölçüsünü hesaplayınız diyor. Bakınız bizim XI değerlerimiz 4, 6, 8 ve 10. Gözlem sayımız da 4 arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken bu basit serinin aritmetik ortalaması bulmak. Aritmetik ortalama eşittir. 4 artı 6 artı 8 artı 10 bölü 4'ten 28 bölü 4 ve aritmetik ortalamayı 7 olarak bulmuş oluyoruz. Momentlere dayalı çarpıklık ölçüsünü hesaplayabilmek için ilk önce aritmetik ortalama etrafındaki 3. moment ile standart sapma değerlerini bilmemiz, hesaplamamız gerekiyor. Bunun için de şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. XI'ye ne yapacağız? Aritmetik ortalama farklarını alacağız. 7 de aritmetik ortalamamız. 4'ten 7'yi çıkartırsak eksi 3. 6'dan 7'yi çıkartırsak eksi 1. 8'den 7'yi çıkartırsak artı 1. 10'dan 7'yi çıkartırsak artı 3 olarak bulduk. Ve bunların karelerini alıyoruz.
Eksi 3'ün karesi 9, eksi 1'in karesi 1, 1'in karesi 1 ve 3'ün karesi 9. Ve 3. dereceden kuvvetlerini alıyoruz ki eksi 3'ün 3. dereceden kuvveti eksi 27'dir. Eksi 1'in 3. dereceden kuvveti eksi 1, 1'in 3. dereceden kuvveti 1 ve 3'ün 3. dereceden kuvveti de 27 olarak bulduk. Mü eşittir diyoruz. Toplam xi eksi aritmetik ortalamadan farklarının küpü bölü n formülüyle gerçekleştireceğiz işlemimizi. Ve buradan da arkadaşlar bu değerleri topladığımızda eksi 28 artı 28 daha kaç yapar arkadaşlar? 0 yapar. Dolayısıyla biz burada pay kısmına 0 yazdık. Gözlem değerimiz kaç taneydi? 1, 2, 3, 4 tane de gözlem değerimiz vardı. 4 yazdık ve 0'ı 4'e böldüğümüzde 0'ı elde etmiş olduk. Standart sapmaya bulacak olursak standart sapma eşittir diyoruz. Karekök içerisinde toplam xi eksi aritmetik ortalamadan farkları bölü n eksi 1 diyoruz. Ve bu farkların toplamını kaç bulduk arkadaşlar? 20 bulduk. Hemen bu kısımda yazalım. 20. Karekök içerisinde 20 bölü n eksi 1'de gözlem sayısı 4'tü. 4 eksi 1'de 3 bulduk. 20 bölü 3'ten 6,67 karekökünü alırsak standart sapmamızda 2,58 olarak bulmuş olduk. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü formülünü kullanarak sonuca ulaşmak. Alfa 3 eşittir diyoruz. Mü 3 bölü standart sapmanın küpü o da eşittir. 0 bölü 2,58'in küpü o da eşittir. 0 olarak buluyoruz. Sonuç olarak diyoruz ki momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü 0'a eşit olduğundan dolayı serinin dağılımının simetrik olduğu sonucuna varılır. Bir başka örneğe bakacak olursak arkadaşlar. Aşağıdaki sınıflandırılmış serinin momentlere dayalı asimetri ölçüsünü hesaplayarak yorumlayınız demiş. Bu serinin aritmetik ortalaması bu gibi sınıflandırılmış bir seride aritmetik ortalamayı bulmak için xi değerleriyle fi değerlerini karşılıklı olarak çarpacağız ve toplayacağız. Toplamımız kaçmış arkadaşlar? 78. Ve toplam fi değerlerini böleceğiz. Toplam fi değerimizin de 10 olduğunu burada görüyoruz. Böldük 7,8. Bizim için aritmetik ortalamamız kaçmış arkadaşlar? 7,8'miş. Sınıflandırılmış serilerde momentlere dayalı çarpıklık ölçüsünü hesaplamak amacıyla ilk olarak aritmetik ortalama etrafındaki 3. moment ile standart sapma hesaplanır diyor. Yine yapacağımız olay şu arkadaşlar. Her bir xi değerinden aritmetik ortalama değerini çıkartacağız. 4 eksi 7,8 eksi 3,8 6 eksi 7,8 eksi 1,8 8 eksi 7,8 0,2 ve 10 eksi 7,8 2,2. Bu değerleri bulduktan sonra karelerini alacağız. Eksi 3,8'in karesi 13,44, eksi 1,8'in karesi 3,24, eksi 2'nin karesi 0,04 ve 2,2'nin karesi de 4,84 olarak bulduk. Bu değerleri bulduktan sonra bu değerleri arkadaşlar fi değerleriyle çarpacağız. 1 çarpı 14,44 yazıyoruz. 2 çarpı 3,24 yazdık. 4 çarpı 0,04 yazdık ve 3 çarpı 4,84 yazdık ve bu değerleri topladık. 35,6 bulduk. Yine bu her bir xi değerini aritmetik ortalamadan şu kısımlarda aritmetik ortalama olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Aritmetik ortalamadan farklarının ne yapıyoruz bu kısımda da? Küplerini alıyoruz. Eksi 3,8'in küpü eksi 54,87, eksi 1,8'in küpü eksi 5,83, eksi 2'nin küpü 0,008, 2,2'nin küpü 10,65 olarak bulduk. Ve bulmuş olduğumuz bu değerleri de yine her bir fi değeriyle çarpacağız. 1 ile çarptık. Eksi 54,87'yi 54,87 bulduk. 2 çarpı eksi 5,83 dedik. Eksi 11,66. 4 çarpı eksi 0,08 o da eşittir 0,03 bulduk. 3 çarpı 10,65 o da eşittir 31,95. Bu değerleri topladığımızda arkadaşlar eksi 34,55 gibi bir değere ulaşmış olduk. Şimdi bulmuş olduğumuz bu değerleri öncelikle
momentleri dahil çarpıklık ölçüsünde ve standart sapma formülünde bulacak olursak mu 3 eşittir diyoruz. Toplam fi çarpı xi eksi aritmetik ortalama farklarının küpü bölü fi, toplam fi diyoruz. Bu değeri eksi 34.55 olarak bulmuştuk. Bölü 10. O da eşittir. Eksi 3.46 olarak bulmuş olduk. Standart sapma değerine bakacak olursak karekök içerisinde toplam her bir xi değerini aritmetik ortalamanın farklarının karelerinin fi değerleriyle çarpımı bölü toplam fi diyoruz. Bu pay kısmında 35.6 bulmuştuk. Ona böldük. 3.56 yapar. Bunu da karekökünü aldığımızda 1.89 olarak buluruz. Aritmetik ortalama etrafındaki 3. moment ile standart sapma değerleri arasında hesaplandıktan sonra momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü diyor arkadaşlar. Alfa 3 eşittir. Mu 3 bölü standart sapmanın küpü eşittir. Eksi 3.46 bölü 1.89'un küpü. O da eşittir. Eksi 3.46 bölü 6.75. Bu da eşittir. Eksi 0.51 olarak bulduk. Momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü arkadaşlar negatif olduğundan serinin biz sola çarpık olduğunu ne yapıyoruz? Söyleyebiliyoruz. Serimiz sola çarpıktır şeklinde ifade edebiliyoruz. Üçüncü bir soruya bakacak olursak aşağıdaki gruplandırılmış serinin momentlere dayalı çarpıklık ölçüsünü hesaplayarak yorumlayınız diyor. Gruplarımız 1, 4, 4, 7, 7, 10, 10, 13. Frekanslarımız 5, 30, 15 ve 10. Bu serinin aritmetik ortalaması arkadaşlar. Şimdi aritmetik ortalamayı bulmak için ne yapacağız? Her bir seriyi, her bir sınıfı kendi içerisinde toplayıp 1 artı 4 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. 5 bölü 2'den 2.5 bulacağız. Yazdık. Bakınız burada x'i değeri olarak 2.5'u yazdık. 4 ile 7'yi topladık 11. 2'ye böldük 5.5. 7 ile 10'u topladık 17. 2'ye böldük 8.5. 10 ile 13'ü topladık 23. 2'ye böldük 11.5 olarak bulduk. Bu değerleri karşılarındaki frekans değerleriyle çarpacağız ve toplayacağız. Çarptık ve topladık. 420 değerini bulduk. Ve frekans değerlerimizin toplamı da arkadaşlar 60 olarak topladık. Dolayısıyla 420'yi 60'a böldüğümüzde biz aritmetik ortalamamızı, bu serinin aritmetik ortalamasını 7 olarak bulmuş oluyoruz. Ve yapacağımız işlem nedir? 2.5'tan 7'yi çıkartmak, eksi 4.5. 5.5'tan 7'yi çıkartmak, eksi 1.5. 8.5'tan 7'yi çıkartmak, 1.5. Ve 11.5'tan 7'yi çıkarttığımızda da 4.5 değerlerini buluruz. Bu değerlerin karelerini alırız. Karelerini aldık. Karelerini almış olduğumuz bu değerleri fi değerleriyle çarpıyoruz. Çarptık ve bu toplam sayımızı da burada 405 olarak bulduk. Ve daha sonra yine her bir xi değerinin aritmetik ortalamadan farklarının bu sefer arkadaşlar küpünü alıyoruz. Bakınız burada olduğu üzere küpünü alıyoruz. Küplerini aldık. Eksi 4.5'un küpü eksi 91.13. 1.5'un eksi 1.5'un küpü 3.38, artı 1.5'un küpü 3.38 ve 4.5'un küpü de 91.13. Ve bunları da bulduğumuz değerleri de tekrar fi değerleriyle çarptık. Ve sonuç olarak 404.95 gibi bir değer bulduk. Şimdi bulmuş olduğumuz bu değerleri arkadaşlar aritmetik ortalama etrafındaki 3. moment ile standart sapma değerlerine baktığımızda 3. moment eşittir diyoruz ya da mu 3 eşittir diyoruz. Toplam fi parantez içerisinde xi eksi aritmetik ortalamanın küpü bölü toplam f değeri. O da eşittir. Bakınız bu pay kısmını 404.95 bulmuştuk. Bölü 60 diyoruz. O da eşittir 6.75. Standart sapmayı da arkadaşlar yine karekök içerisinde toplam fi parantez içerisinde xi eksi aritmetik ortalamanın karesi bölü toplam fi diyoruz. Pay kısmını 405 bulmuştuk. Toplam frekans 60'tı. Böldük 6.75. Karekökünü aldık. 2.60 olarak bulduk. Bulmuş olduğumuz bu değerleri momentlere dayalı çarpıklık ölçüsünde yerlerini koyacak olursak arkadaşlar alfa eşittir.
mü 3 bölü standart sapmanın küpü, o da eşittir 6,75 bölü 2,60'ın küpü, bu da eşittir 6,75 bölü 17,58 ve sonucu 0,38 olarak bulduk. Bulmuş olduğumuz bu değer momentlere çarpıklık ölçüsü pozitif bir değer olduğundan arkadaşlar sağa çarpık olduğu söylenebilir gibi bir yargıya varmış oluyoruz. Ünite 9'daki değerlendirme konu ile ilgili momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü ile ilgili sorulara bakalım. 7. soru ilk olarak 20, 25, 40, 50, 65 değerlerinde oluşan basit serinin standart sapma değeri, bakın standart sapmayı vermiş arkadaşlar, 18,37 olarak hesaplanmıştır. Serinin momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü kaçtır diyor. Standart sapmayı 18,37 olarak bulduk ama bize ne lazım arkadaşlar? 3. moment değeri ve aritmetik ortalama lazım. Önce aritmetik ortalamayı hesaplamak için buradaki gözlem değerlerini topladık ve 5'e böldük ve aritmetik ortalamayı 40 bulduk. Daha sonra şu şekilde bir tabloyu oluşturuyoruz. 20'den 40'ı çıkart, eksi 20, 25'ten 40'ı çıkart, eksi 15, 40'tan 40'ı çıkar 0, 50'den 40'ı çıkar 10, 65'ten 40'ı çıkar 25 ve bunların karelerini al. Eksi 20'nin karesi 400, eksi 15'in karesi 225, sıfırın karesi 0, 10'un karesi 100, 25'in karesi 625 ve bunların da bu yine her bir xi değerinin aritmetik ortalamadan farklarının bu sefer küpünü al arkadaşlar. 20'nin küpü eksi 8000, 15'in küpü eksi 3375, sıfırın küpü 0, 100'ün küpü 1000, 25'in küpü de 15625. Bunları topladığımızda 5250 yapar. Ve momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü eşittir diyoruz. Mü 3 bölü standart sapma 3, o da eşittir. Mü 3'ü 1050 bulmuştuk. 1050 bölü standart sapmayı da zaten arkadaşlar bize şeyde vermişti, soruda vermişti. 18,37 olarak vermişti. 18,37'nin küpü 1050 bölü 6199, o da eşittir 0,17 olarak biz demek ki bu serinin momentlere dayalı çarpıklık ölçü değerini bulmuş olduk. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır diyoruz. 8. soruya bakalım. Aritmetik ortalaması, bakınız burada aritmetik ortalamayı vermiş arkadaşlar, 9. Varyans değerini s kare eşittir 22,2 olarak vermiş ve aritmetik ortalama etrafındaki 3. moment değerini de 45,2 olan bir serinin momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü nedir demiş. Bakınız formülümüz bu. Formülümüzdeki bu değeri vermiş arkadaşlar. Bu değeri vermiş. Standart sapmayı vermemiş ama varyans değerini vermiş. Hemen yukarıda standart sapma eşittir diyoruz. Karekök içerisinde varyans idi. S kare idi. Dolayısıyla buradan da karekök içerisinde 22,2 dersek, karekökünü alırsak standart sapma değerini de 4,71 olarak bulmuş oluyoruz. Formülde yeniden yazacak olursak mü 3 eşittir 45,2 bölü 4,71'in karesi, pardon karesi değil arkadaşlar, şurası küp olacak. 45,2 bölü 104,49, o da eşittir 0,43 değerini bulmuş olacağız. Dolayısıyla doğru cevap bizi Ceyhan'a götürmüş olacak. Hemen şu kısımda bir düzeltme, ufak bir düzeltme yapalım. Şurada buranın küp olduğunu bilelim arkadaşlar. 471'in 4.71'in kübü de 104.49'a eşittir. Gelelim 9. soruya arkadaşlar. Momentlere dayalı çarpıklık ölçüsü alfa 3 eşittir 0.18 ve varyans değeri s kare 2.29 olan serinin aritmetik ortalama etrafındaki 3. moment değeri kaç olur diyor. Şimdi yine varyansı vermiş. Standart sapmayı bulmak için 2.29'un karekökünü alırsak 1.51 olarak standart sapmayı bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve buradan bize bakınız burada momentlere dayalı çarpıklık ölçüsünü vermişti 0.18 olarak. Bizden sadece şu kısmı istiyor. 3. moment değerini istiyor. Dolayısıyla 0.18 eşittir 3. moment bölü 1,51'in kübü, o da eşittir İşte 0.18'de 3.44'ü çarparsak arkadaşlar 0.62 olarak biz 3. moment değerini bulmuş oluruz diyoruz ve bu şekilde momentlere dayalı çarpıklık ölçüsünü konusunu anlatmış oluyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.
Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. İyi günler.